Azza'nın tehditleri gözünü korkutmasın. Sen Azat'ın hayatını kurtardın. Bundan sonra Azize sana el uzatacak olursa karşısında bizi bulur. Teşekkür ederim Nasuh Bey. Umarım bir daha kendisiyle karşılaşmayız. Gerginlik olsun istemem. Azize'nin olduğu yerde gerginlik olmazsa olmaz. Gerçi bunu bitirmek için de elimize fırsatlar geçmiyor değil. Ama biz karar verirken bile şüpheleniyoruz. Doğrusunu yapıyorsun sen Cihan. İnsan şüphe edecek ki arkasını kollayabilsin. Yanına yöresine sokulanı, gölgesinde soluklananı iyice bilsin tanısın değil. Hazar Bey, sözlerinizin bana olduğunu anlıyorum. Yaşadığınız sıkıntılar, iki aile arasındaki husumet size rahat vermiyor. Bunu da anlıyorum. Ama ben kimsenin düşmanı değilim. Dostunuz olmak bana gurur verir. Ama dostluk da zorlu olacak bir şey değil. Bunu da bilirim. O halde bana söz bırakmadın Aslan Bey. Sen bunları unutma yeter. Kusura kalma. Senlik değil, bizim ağzımız sütten çok yandı. Demem ondan. Hile yaptın yapacağını ha abla. Nasuh'a sulhü kabul edecek belli ki. Başka ne var ne yok? Ha sahi. Bir de şu Azat'ın hayatını kurtaran oğlan. Aslan mıdır nedir? Şadoğullarının resmini mi çekmiş ne? İşte öyle bir şey tam anlayamadım. Baksan şu oğlana. Demek Azat'ı ilk görüşü değilmiş. Konakta kıyamet koptu tabii. Yok vallahi. Başta bir karıştı ortalık. Nasuh'a oğlanın yakasına bir yapıştı ama... Aslan, ben ailemi arıyordum. Sizin olabileceğinizi sandım deyip özür dileyince... Herkes bir burulup duruldu. İşte bir Hazar Bey, biraz işkilli hala. Gözünü dikip dik dik bakıyor oğlana. Onun dışında bir sıkıntı yok abla. Biri geliyor. Kapatmam lazım. Bu fırtınayı atlattın demek. ne de olsa benim torunumuz. Bu sulh bir imzalansın. O zaman göreceksin kim galip geliyor. Azize Aslan Bey. Öfkeden saçını başını yoluyordur şimdi. Aferin Hanife. Ben ne zaman göreceğim yeğenimi? Ne zaman sarılacağım aslanıma? O ne zaman isterse. Hadi gittim. Abi benim hala anlamadı. Kadın beni vurdurdu. Sonra aslan üstlendi ses etmedi. Sonra kalkıp buraya geliyor, sulh istiyor. Hayır, ben de sulh olsun istiyorum. Da şimdi ne değişti? Yani neden şimdi? Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kabul edecek misiniz? Edeceğiz koçum, edeceğiz. Edeceğiz. Değil mi baba? Edeceğiz bakalım. Açıkçası beni her dakika daha çok şaşırtıyorsunuz. Normalde insanlar böyle bir durumda çok fevri davranırlar. Yani hemen dişe diş, göze göz mantığı. Ama bunu aşıp herkese direnmek yürek ister. Torununuzun canına kastetmiş aileyle barış yapacaksınız. Bu herkesin harcı değil. Azize Aslan Bey belki kendisinden korktuğunuz için fırsat bulmuşken barışı kabul edeceğinizi bile ima edecek. Ama siz bunu aldırmadan doğru bildiğinizi yapacaksınız. Bence bu çok takdir edilesi bir hareket. Benim ne kimseden korkum var ne de kimsenin hareketlerimi takdirine ihtiyacım var. Bu midye çukurunda bir kişi bana korkak desin alnını karışlarım. Beni yanlış anladınız Nasuh Bey. Ben sadece tavrınızı takdir ettiğimi söylemek istedim. Benim tavrımı
kimsenin takdir etmesine ya da yermesine ihtiyacım yok. Ben artık gideyim. Müsaade senindir. Cümleten iyi geceler. Sen dedem kusuruna kalma. Hiç önemli değil Azat. Ben kendimi tam ifade edemedim galiba. Ondan tekrar özür dilediğimi söylersin. Eyvallah. Ben hastane geçireyim. Tamam. İyi geceler. Hayırlı geceler. Sağ ol. Hadi. İyi geceler. Ben de çıkayım baba. Tamam oğlum hadi. Hadi. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.